bakalım. Niye olmuyor? Yapamıyorum ya. Dur canım dur. Oğuz. Ha, burada mıydın? Beceremiyorum. Gülme. Ben niye yapamadım? Alışacaksın. Gel bakayım. Aslanım benim. İstanbul'dayım. Uygunsan arayabilir miyim? Hayatım, biz yine acıktık. Tamam, geliyorum. Alo? Ali Rıza Bey. Ben Mithat Kara efendim. Ali Rıza Beyler yoklar evde. Leyla evde mi? Kim arıyordu? Ben Nazmi. Nazmi? Nazmi Duru. Leyla'nın arkadaşıyım. Uzun zamandır görüşmüyorsunuz Leyla ile herhalde. Hayır. Bir şey mi oldu? Pardon. Ben kiminle görüşüyorum? Yakınlarıyım diyelim. İsterseniz yarın arayın. Yoklar şimdi evde. Ailece küçük kızlarına gittiler. Necla'ya mı? Evet evet. Bugün doğum günü de. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sabah ararsanız kesin görüşürsünüz. Ben Necla'lardan ulaşırım. Siz bilirsiniz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim ama çok bu. Ablanın pastası aşk olsun.
Pardon. Kim canım? Önemli değil, bir müşteri. Geçenlerde aradım, ameliyattaymışsın. Sonra da karambole geldi, arayamadım. Nasılsın, iyi misin? E işte, İstanbul'dayım. Öyle mi? Görüşelim mutlaka. Necla'nın doğum günüymüş bugün. Aa, evet. Nereden hatırlıyorsun? Aferin. Şimdi Lela'ları aradım. Biri çıktı. Sizde olduklarını söyledi. Evet, annemler de var. Yemek yiyoruz. Lela'ya biraz önce mesaj çektim. Cevap vermedi. Çaktırmadan bir telefona çağırır mısın? Konuşmak istiyor. Ah, Nazmi, Leyla burada yok. Yapma şimdi. Tatsızlık çıkarırım. Niye vermiyorsun? Yemin ederim öyle bir niyetim yok. Leyla'dan sonra toparlanamadım ben. Ondan bir kez daha şans vermesini isteyeceğim. Lütfen konuştur bizi. Leyla gerçekten burada değil. Nerede? Kardeşin doğum gününe gelmedi mi yani? Cem, neredesin hadi? Geliyorum. Bak ne diyeceğim. Yarın bir ara karşılıklı konuşalım ha? Vaktin var mı? Ne diyorsun? Ben sadece onun için geldim İstanbul'a. Önce bir konuşalım o zaman. Ben seni ararım sabahtan. Tamam. Bekliyorum. Kusura bakma. Seni de zor durumda bırakıyorum biliyorum ama. Yok yok. Hadi. Benimle konuşmadan bir kere daha arama Leyla'yı bence. Peki. Hoşça kal, yarın görüşmek üzere. Neredesin hayatım? Özür dilerim. Bu kadar yüz verme müşterilerine. Öyle insanlar var ki ev aldıklarında mimar da aldıklarını zannediyorlar. Zırt pırt rahatsız ediyorlar. Siz de evi satmışsınız. Evet. Hayırlısı olsun. Nerede oturuyorsunuz şimdi? Yakın mı? Daha taşınmadık. Adam da yerleşmiş alt kata. Cem söylemişti. Nasıl rahat ediyorsunuz? Kapısı bacası da ayrı değil. İstediğin gibi bir ev bulamıyorsun ki. Öyle. Aslında çıkarlardı daha önce ama. Babam borç verdi evi alan adama. Cem, bu müşteri seni üzmüş galiba. Boş ver oğlum. Kaptırma bu kadar kendini. Pastanı beğendin mi? Evet. Her şey için teşekkür ederim. Ha! Dün akşam sizi Nazmi diye biri aradı. Bak unutuyordum. Nazmi mi? Ha, Nazmi. Telefon çaldı uzun uzun. Açmayacaktım telefonu ama dedim belki Fikret'tir, Şevket'tir. Yani acil bir şeydir falan. Huzursuz oldum, açtım. Ne dedi peki? Sizi sordu. Leyla'yı sordu. Ne dediniz? Ben ne diyeceğim canım, hiçbir şey demedim. Necdalar'da olduğunuzu söyledim yalnızca. Ararım ben Cem'i dedi. Tanışıyorlar demek ki. Yemekte arayan Nazmi'ydi herhalde. Yanlış bir şey yapmadım inşallah. Söylemesi miydim orada olduğunuzu? Hayır hayır, mühim değil. Çok teşekkür ederiz. Patron, azıcık hadi vaktin gel. Varsa biraz konuşalım mı? Gel. Otur. Tabii. Gel. Şu para işini konuşalım. Borç verdin, günü geldi sormuyorsun. Çarşamba günü de oluyor daha. Unutmadım diyorsun yani. Öyle değil de. Unutma, unutma, unutma. Çarşamba günü beklediğim bir para var. Aynen sizin hesaba göndereceğim. Acelesi yok. Otursana yengem sen de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.